Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum mini videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden ipimden ve şişlerimden bahsedeyim size. Nako Elite Baby kullanacağım. 3 numarada şiş kullanacağım. Evet, modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Buradan ipim şişimi geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor. Ben şimdi modeli anlatabilmek için bir miktar ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ona göre tabii ki ilmeğinizi çıkarmanız gerekecek. Benim modeli anlatabilmem için şöyle az bir ilmek yeterli. Bir sayalım. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet, modeli anlatabilmek için bana 16 tane ilmek yeterli. Şöyle buraya bir tane düğüm atıyorum. Fazlalık ipimi alıyorum ve başlayabiliriz. Şimdi modele geçmeden şöyle bir iki sıra lastik öreceğim. İlk sıra olduğu için ilk ilmeğimi de ördüm. Bir ters, bir düz, şöyle bir sırayı birlikte örelim. Daha sonra ben kamera arkasında biraz büyüteceğim ve modele başlayacağız. Dediğim gibi şöyle bir ters, bir düz lastik geçeceğim altına. Daha farklı lastikler de uygulayabilirsiniz tabii ki. Evet, ben şimdi birkaç sıra daha lastiğimi öreceğim ve geliyorum. Lastiğimi şöyle biraz büyüttüm ve geldim. Şimdi modelimize başlayacağız. Modelimizin ilk sırasında bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Modeli kurabilmek için 2 sıra ters, 2 sıra düz olacak şeklinde toplamda 4 sıra örmemiz gerekiyor. Bu model için gerekli. Modeli onun üzerine kuracağız. Şöyle ilk sıra düzümü ördüm. Modelin arka kısmındayız ve ikinci sırasındayız. Yine burayı da ters örüyoruz. Evet, ben şimdi bir sıra daha ters, bir sıra daha da düz örüp geliyorum. Evet, aynı işlemi 4 sıra yaptık. Bu model için gerekli. Modeli bunun üzerine kuracağız. Şimdi modelimizi kurabiliriz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şöyle lastiğimin tam üst kısmından, yani şuradan şu iki ilmeğimin, bu ilmeği saymıyorum, 2 ile 3. ilmeğimin arasından şuradan, yani şişimi geçiriyorum. Buradan bir tane ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde ilmeğimi çıkardım. Daha sonra 1, 2, 3, 4 tane ilmek ördüm. Bakın tekrar aynı yerden şöyle geçiriyorum. Bir tane daha ilmek çıkarıyorum. Burada bu iplerinizi biraz gevşek tutmaya çalışın. Toplama yapmasın modeliniz. Evet, bakın şu şekilde. Şimdi
Bu ikisini saymıyoruz. Bakın bu iki ilmeğimin yine şöyle iki sıradaki ilmeğimin yine şu ara kısmından şöyle göstereyim size. Şunları saymıyoruz. Bakın şu iki ilmeğimin hemen yanından yani şuradan. Şöyle lastiğimin üzerinden yine ilmeğimi de çıkardım. Bakın bu şekilde burada şöyle bir görüntü olacak. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Şimdi yine önce buradan ilmek çıkarıyorum. Burada yeri belli zaten. İlk sırada biraz şaşırabilirsiniz ama ondan sonraki sırada nereden ilmek çıkaracağınız gayet açık bir şekilde görünecek zaten. Şimdi buradan ilmeğimi çıkardım. Bakın yine bu iki ilmeğimi saymıyorum. Şu iki ilmeğimin arasından yani şuradan. Tekrar ilmek çıkarıyoruz. İpim ayrıldı. Tekrar yapacağım burayı. Şu şekilde yine ilmeğimi çıkardım. Şunu da biraz gevşetelim. Evet bakın şu şekilde. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Yine şöyle aynı yere geliyorum. Buradan bir tane daha ilmek çıkarıyoruz bu şekilde. Devam ediyorum. Bu ikisini saymıyoruz. Bakın burada 3 tane ilmeğim var kenar ilmeğimle birlikte. Bu iki ilmeğimin şöyle arka kısmından şu aradan lastiğimin üzerinden diyelim. İlmeğimi çıkardım. Şunu da biraz gevşetelim. Evet. Şimdi kalan 3 ilmeğimi örebilirim. Bakın modelimizin ilk kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. Modelimizin arka sırasındayız. 5. sırada modelimizi kurmuş olduk. Böylelikle. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmeğim vardı kenarda. Bu 3'ünü ördüm. Burada uzatmış olduğum 2 tane ilmeğim var. Bakın biri bu. Biri de bu. Şöyle şişimi örmeden alıyorum. Daha sonra aradaki ilmekleri 1, 2, 3, 4 ilmeğim vardı. 4 tanesini de ters ördüm. Burada tekrar uzatmış olduğum 2 ilmeğimi şöyle bakın şişime örmeden aldım. Tekrar 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Bu iki ilmeğimi yine örmeden şişime aldım. Evet devam ediyoruz. Bakın yine iki ilmeğimi örmeden şişime aldım. Yine burada 4 tane ilmeğim var. 4'ünü de örüyorum. Burada bir tane çıkarmış olduğum ilmeğim var. Örmeden şişime aldım. Şöyle kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Şöyle göstereyim size. Şimdi devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. Eğer bu ilmeğiniz şöyle bakın benimki gibi dönmüşse bunu düzeltiyoruz bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Daha sonra şu ilmeğimin içinden bunu geçiriyorum. Bakın bu ilmeğimi ördüm, çıkardım. Daha sonra bu ilmeğimi çıkarıyorum bu şekilde. Ve şöyle bir İki ilmeğimi ördüm. Yine burada da aynı işlem. Bu ilmeğimi buradaki ilmeğin üzerinden geçirdikten sonra ilmeğimi örüyorum. Şöyle bir V harfi yapıyoruz. Yine bir sonraki modele geldik. Bakın önce bunu öreceğim. Ve daha sonra uzun olan ilmeğimi çıkarıyorum. Arada bir iki tane örüyorum. Daha sonra bu ilmeğimi de şu diğer ilmeğimin içinden geçirdikten sonra uzun olan ilmeğimi küçük olan ilmeğimin içinden geçirdim. Bakın burada yine yan döndü ilmeğim. İlmeğimi düzeltiyorum. Daha sonra bu ilmeğimi içinden çıkarıyorum. Büyük ilmeğimin içinden. Önce bu normal ilmeğimi ördüm. Daha sonra uzun olanı bıraktım bu şekilde. 2 tane ördüm. Yine bunda da aynı işlem. Bakın şu şekilde ilmeğimin içinden geçirdim. Daha sonra ilmeğimi ördüm. Burada yine ilmeğimi düzeltmem gerekiyor. Şöyle düzelttim.
Küçük olan ilmeğimi büyük ilmeğimin içinden geçirdim. Ördüm ve önce bunu sonra da bunu bıraktım. Kenardaki iki ilmeğimi ördüm. Şimdi bu şekilde model çok anlaşılmıyor. Bir dahaki modeli kurabilmemiz için 4 sıra düz örmemiz gerekiyor. Bir sırayı ördük zaten. Ben şimdi 3 sıra daha öreceğim ve daha sonra diğer modeli kuracağız. O zaman daha iyi anlaşılacak modelimiz. Evet, şöyle 4 sıramı tamamladım. Şimdi modeli kaydıracağız. Modeli şu aralara kaydıracağız şu şekilde. Şimdi devam edelim. Başlarken ilk modeli kurarken kenardan bir tane örmüştük. Şimdi bir ilmeğimi aldım. 2, bu sefer 3 tane ördüm. Bakın şu şekilde. Şimdi dediğim gibi bundan sonrası daha kolay zaten. Nereden ilmek çıkaracağımız artık belli. Bakın şu üsttekinden değil, şuradan alttaki büyük olan yerden şöyle şişimi geçirdim ve ilmeğimi çıkardım. Arada 1, 2, 3, 4 tane yine düzümü ördüm. Bakın daha sonra tekrar aynı yerden şişimi geçirdim ve ilmek çıkarıyorum. Şöyle ilmeğimizi biraz gevşetelim. Evet, bakın yine ilmeğimi çıkardım. Şimdi bu ikisinden değil de bakın şuradan. Yine artık burada yeri belli. Buradan geçiriyorum. Tekrar bir ilmek daha çıkarıyorum. Şöyle uzatalım. Burada yine 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm düz olarak. Yine bakın aynı yerden şişimi geçiriyorum. Tekrar ilmek çıkarıyorum. Bakın şimdi modelimiz daha iyi anlaşılmaya başlayacak. Yine bu ikisi değil. Bakın şurada zaten yerimiz belli artık. Buradan ilmek çıkarıyorum. Şöyle ilmeğimi çıkardım. Şunu da birazcık gevşetelim. Diğerini alırken o toplama yapabiliyor. Tekrar 1, 2, 3 ve 4. Yine buradan ilmeğimi çıkarıyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Şimdi şöyle göstereyim size. Bakın model kendini belli etmeye başladı artık. Devam ediyoruz. İlmeklerimi çıkardım yanlışlıkla. Evet, devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada uzatmış olduğum ilmeğimi de örmeden alıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ters ördüm. Burada uzatmış olduğum ilmeğim var. Örmeden sağ şişimi aldım. Burada da yine uzatmış olduğum ilmeğim var. Bunu da yine sağ şişime geçiriyorum örmeden. Tekrar 1, şöyle 2, 3 ve 4. 4 ilmeğimi ördüm. Örmeden yine bu iki uzun ilmeği şişime geçireceğim. Şöyle bu araya geçmiş bu. Evet, yine şöyle örmeden ilmeğimi şişime alıyorum. 2 ilmeğimi de. Tekrar 4 ilmeğimi örüyorum. Burada yine bir tane ilmeğimiz vardı. Uzun olan, onu yine örmeden şişime geçirdim. Kalan ilmekleri ters olarak örüyorum. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak artık. Şimdi bunları da şekillendirelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Eğer benim gibi bu şekilde ilmeğiniz dönmüşse bunu düzeltmemiz gerekiyor. Şu şekilde düzeltiyorum. Daha sonra bakın bu ilmeği, küçük olan ilmeği büyük ilmeğimin içinden geçirdim ve ördüm. Önce küçük ilmeğimi çıkardım. Sonra büyük ilmeğimi bu şekilde şişimden çıkarıyorum. Aradaki iki ilmeği düz olarak örüyorum. Bakın bu büyük ilmeği şöyle küçük ilmeğimin içinden geçirdim. Daha sonra küçük ilmeğimi ördüm. Burada yine ilmeğim dönmüş. İlmeğimin yönünü düzeltiyorum.
Bu şekilde küçük ilmeğimi için küçük ilmeğimin içinden geçirdim büyük ilmeğimi. Küçük ilmeğimi ördüm. Daha sonra büyük olanı şöyle çıkardım. 2 tane düz ördük. Burada yine aynı işlem. İlmeğimin yönünü düzeltiyorum. Şöyle küçük ilmeğimi büyük ilmeğimin içinden geçirdim. Önce küçüğünü örüyoruz, çıkarıyoruz. Daha sonra büyüğünü çıkarıyoruz. Arada 2 ilmeğimiz var. Düz olarak onu örüyoruz. Daha sonra bu ilmeğimi şöyle küçük ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Ve düz olarak örüyorum. Evet, modelimiz bu şekilde. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Modeli kamera arkasında büyük bir parçada denemiştim. Onu göstereyim size. Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça. Bakın modelimiz bu şekilde. Çok şık bir model. Bu da birlikte örmüş olduğumuz. Evet, şöyle arka kısmını da göstereyim size modelimizin. Arka kısmı bu şekilde oluyor. Şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Gördüğünüz gibi modelimiz ajurlu bir model. Eğer yazlık iplerle yaparsanız yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Yine anne yeleklerinde, süveter yapımında, çocuk örgülerinizde de kullanabileceğiniz gayet kullanışlı bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.